Ahmet Taş getiren Cizre sınavı. Hem hükümet sınavda Cizre'de hem de çözüm sürecini önemsediğini söyleyen KCK. Hükümet sınavda çünkü Doğu Güneydoğu'da pek çok Cizre var. Hükümet onun için kamu düzeni duyarlılığını seslendiriyor. Çözüm sürecinin paydaşlarının önüne ısrarla kamu düzeni olmazsa olmaz kararlılığını koyuyor. Ama kamu düzenini sağlama işini sadece örgüte havale etmek çıkar yol değil. Bu örgüte nasıl çözümde tek paydaş olma çizgisiyle artı hakimiyet imkanı vermişse, kamu düzenini sağlamada da etkin rol biçiyor. Şimdi bakınız Cizre'ye. Orada o hendekler kazılmış ve günlerce duruyor. Kaymakam ne yapar orada? Güvenlik güçleri ne yapar? Maraza çıkar diye mi endişe ediliyor? maraza çıkar düşüncesiyle böyle kaç yere müdahale edilmiyor. Devletin maraza çıkar düşüncesine hapsedilmesi gibi bir durum mu yaşıyoruz? Hükümet mesela çözüm sürecindeki paydaşlarına şu güne kadar bütün birimlerinizi hukuk içine çektiniz çektiniz. Ondan sonra ben devlet olarak en etkin mücadeleyi yapacağım diyemez mi? Cizre bu işi için örnek bir alan olarak değerlendirilemez mi? Şu anda Cizre devletin hakim olamadığı bir alan olarak örnek sembol niteliği arz ediyor. Hatta adamlar her yer Cizre, her yer direniş diye Cizre'yi sembolleştiriyorlar. Tıpkı 1980'lerde Fatsa'nın kurtarılmış bölge ilan edilmesi ve komün uygulamalarının başlaması gibi. O yapının maalesef 80 ihtilaline kadar devam etmiş olması ve ancak askerler tarafından kaldırılması sivil irade adına ayıp değil mi? Cizre örgüt içinde bir sınavdır. Burada sınav yaklaşımını örgüt adına çözüm süreci önemsendiği, kamu düzeni konusunda devlet tavrını dikkate alan bir duruş içinde olduklarına dair bilgiler yansıdığı için zikrediyorum. Örgüt savaş dilini benimsiyor olsa söylenecek bir şey olmazdı. Ama madem çözümü konuşuyorsunuz ve devlet kamu düzeni olmazsa olmazımız dediğinde evet bundan böyle kamu düzeni ihlal edilmeyecek yol kesilmeyecek maskeli gösteriler yapılmayacak molotof atılmayacak kepenkler kapatılmayacak bundan böyle bu tür işleri yapanlar bizden değildir diyorsunuz o zaman cizreler olmamalı cizrede olan biteni görünmez ellere bağlamak sahiplenmemek anlamı taşıdığı için önemli ama bu görünmez ele enstrümanını kamuoyunu aldatmak için kullanmak da söz konusu olabilir ve örgüt bu yolu geçmişte çok uygulamıştır soru şu cizrede en son üç kişinin ölümüyle sonuçlanan ama ilçede örgüte boyun eğmeyenlere karşı yangın, sabotaj, tehdit boyutuyla sürdürülen olaylar boyutuyla öldürme hadisesinden aşağı kalır yanı bulunmayan işlerde kim rol aldı? Şayet görünmeyen el varsa o el kimleri kullandı? Diyorum ki... Eğer çözüm sürecinin paydaşları diyelim Hatip Dicle diyelim Sırrı Süreyya Önder diyelim Selahattin Demirtaş ve diyelim Leyla Zana en azından kendi içlerinde bir izleme komitesi oluşturup Cizre'de olan biteni araştırabilirler. Cizre'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Hakkari'de. Evet, izleme komitesi. Hani Öcalan'ın ısrarla olmasını istediği son görüşmelerde de üzerinde mutabakat sağlandığı bildirilen izleme komitesi. Bizzat parti tarafından oluşturulabilir. Bu noktada Hüdapar'ın PKK, KCK HDP'ye göre çok daha kendine güven içinde olduğunu ve güven verdiğini teslim etmek lazım. Kategorik suçlamalarla işin içinde devlet var, şu veya bu yapı var demek topu taca atmaktan başka anlam taşımıyor. Sokağa sürülen çocuklar olgusu örgütün ana görüntülerinden birisi olmuştur hep. Çözüm sürecinde paydaş olmak, sözün arkasında durabilmek gibi sorumluluklar yüklüyor herkese. Kandil yan çiziyor, olmadı YDGH yan çiziyor, olmadı KCK'ya hakim olamıyoruz vesaire. Bunları söyleyen bir yapıyla hangi bağlayıcı sonuca varabilirsiniz ki? Kanaatimce hükümet kamu düzeni konusunda duyarlılığını örgüt cenahına iletmiş ve bu noktada bir mutabakat oluşmuşsa ki mutabakat olsun olmasın bir devletin varlığı veya yokluğu noktasında Kamu düzeninin alternatifinin bulunmadığı başbakan tarafından defalarca açıklanmıştır. Her türlü müdahaleyi yapmak durumundadır. Biz silahlı grupları çekeriz dedik ama çekmiyoruz. Biz kamu düzenine saygı gösteririz dedik ama göstermiyoruz vesaire diyen bir yapı en önce samimiyeti, o yoksa bile ciddiyeti öğrenmelidir. Ez cümle devlet kararlılık, örgüt ciddiyet ve samimiyet sınavında. Ahmet Taş getiren Star